Herkese selam, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz ben de Estina ve bugün bir alışveriş vlog çekiyorum. Bu bir yaz alışverişi olacak. Yazlık birkaç bir şeye bakmak istiyorum. Altında beyaz şortum var, üstümde böyle bir tişörtüm var ama bu olmadı gibi, pek beğenmedim yani. O yüzden üstüme başka bir tişört giyeceğim. Bir de belki kışımı toplarım. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Öyle, o zaman hadi aşağı inelim. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? Yeah. No friends of mine, no friends of mine around. Yeah. Now I'm picking up, now I'm picking up. Şimdi mangoya geldik. Böyle. Yeni açmış sanırım be ya. Çok hoş şeyler var gerçekten de. İndirime girmişler bayağı. Çabuk ikisini alınır bakayım. Nasıl? Gerçekten. Bayağı X olmuş ya. Düşecek şimdi. Elimde böyle birkaç parça bir şey var. Onları deneyeceğim. Belki başka bir şey de bulabilirim. Şimdi böyle bir şey denedim. Çok hoş duruyor. Gerçekten çok güzel. Bayağı beğendim. Şimdi alacağım sanırım. Şimdi şöyle bir şey denedim. Bunu annem daha çok beğendi yerine kıyasla ama bilmiyorum yani. Garip gibi. Bilemedim. Şimdi böyle bir tane pantolon bulduk. Çok hoş duruyor. Annemi çok beğendi. Annem de bunu istiyor. Çünkü ismi olmasına rağmen buna biraz bol oluyor. Annemi tam durur. Hoş yani. Ve bir şey çok hoşuma gitti ya. Böyle açık yani. Şimdi bir de böyle bir kolye buldum. Bunlar ayrı ayrı iki tane kolye. Bunun emin değilim ama şu kalbi olan çok hoş duruyor. Belki alırım. Aha. Evet, şimdi ben eksemden birkaç parça bir şey aldım. Annem de bayağı bir şey aldı. Şimdi KFC'ye geldik. Yine KFC'den yemek yiyeceğiz. Evet, bu da olacaktı. But var zaten. But değil, sabırı. Hayır, but. But olma. Şimdi yemeğimizi bitirdik. Ben Bershka'ya giriyorum. Buradan kendime bir şort bakmak istiyorum. Beyaz ve siyah. Çok fena değilmiş ama bilmiyorum. Şort da böyle. Ama pek güzel gibi değil ya, bilmiyorum. Garip yani, bir şey eksik. Zaten 900 lira yani, içime tam sinmediği için almayacağım. Şimdi şöyle bir şey denedik. Böyle garip bir şey. Hoş duruyor aslında. Bilemedim. Böyle cepleri var. Bunun büyük olanı 570 lira. Küçük olanı 700 lira. Niye öyle anlamıyorum işte. Çok güzel oldu. Şimdi böyle bir crop var. Bunu alacağım. Bilmiyorum, şort 1000 lira, o yüzden emin değilim. Ama bunu kesin alacağız. Bana. Kendim. Arkadaşlar, şimdi her şeyimizi aldık gereken, eve gidiyoruz hep beraber. Ne var Barbie'ne bakayım. Benim oyuncağımla böyle. Çok güzel. Herkese selam, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bu arada bir sıkıntı oluştu. Normalde ben videoyu bugün yüklemeyi düşünüyordum ama videoyu editlerken fark ettim. Ben aslında kıyafetleri gösterdiğim bir video çekmiştim ve o videoyu silmişim yanlışlıkla. Görünce gerçekten çok üzüldüm. Etiketlerini falan da çıkardım ama sıkıntı değil çünkü hatırlıyorum fiyatlarını. Eğer bir şeyin de fiyatını yanlış söylemişsem maksimum bir 10 lira falan yanlış söylemişimdir. Her neyse, onun dışında kıyafetlerimiz burada. Bu alışverişte sadece Bershka'dan bir parça ürün aldım. Onun dışındaki her şeyi H&M'den aldım. H&M'deki şeyler çok hoşuma gitti bu sefer. Bershka'da hoş şeyler vardı ama bazıları ürünler çok pahalıydı. Bazıları çok ucuzdu yani, tutarsız bir mağaza. Ama ürünler cidden çok hoş. Şimdi böyle bir üstüm var, böyle bir crop.
Bu crop indirimdeydi diye hatırlıyorum. Yaklaşık 300 gibi bir civardan 240 inmişti. Ve bence parasını gerçekten hak ediyor çünkü çok güzel rengi falan ve dokusu da öyle aynı şekilde çok hoş. Böyle bir ürün. Başka bir tane de şort beğenmiştim ama 1000 liraydı ve cidden kıyamadım. Hatta şöyle kombinlemiştim burada şu an görüyorsunuz. Onun kalıbı bana pek iyi oturmadı gibi, yani beli bir tık boldu. Bir yandan çok beğenmiştim ama emin olmadan almak istemedim. Fiyatı da çok uygun değildi, o yüzden almadım yani. Öyle kaldı o. Neyse, şimdi gerçekten full H&M'in aldıklarımı göstereceğim. İlk olarak galiba en çok beğendiğim parça bu üst. Ben bu tarz dantelli sıfır kolları gerçekten aşırı beğeniyorum. Farklı renklerini, farklı şekillerini, modellerini falan çıkarıyorlar ve hiçbir şekilde modası geçmiyor bence. Bu böyle bir üst, çok bir özelliği yok. Şuradan kolunun uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun fiyatı 180 liraydı. Sonra H&M'den aldığım bir tane kolye var. Bu kolyeyi gördüğünüzde büyük ihtimalle işte ağır falan diye düşünüyorsunuz ama gerçekten çok hafif. Zaten içi boş ve yani dışı da gerçekten hafif, hiçbir ağırlığı yok yani. Ve ben böyle boynu duruş şeklini de çok beğeniyorum. Hatta şu an böyle takayım isterseniz. Evet, böyle hoş bir kolye. Bunun da yine fiyatı 180 liraydı. Neyse, diğer şeylere geçiyorum. Sonra böyle bir tane aldığım tişört var. Bunun hiçbir özelliği yok. Small beden, sadece evde giymelik bir siyah tişört istiyordum. Düz yoktu bende. Ben de alayım dedim. Fiyatı 130 liraydı sanırım. Uygundu, evde giyerim diye aldım. Aynı şekilde bu da öyle ama bunu belki Barbie'de giyerim diye düşündüm. Biliyorsunuz ki sanırım 21 Temmuz'da Barbie filmi çıkıyor. Tarihi karıştırmış olabilirim. Bunu böyle kombinleyebilirim. Bunu aslında daha küçüğünü arıyordum ama bulamadım yani. Sadece small bedeni vardı. Ama olsun, çok hoş. En kötü ihtimal arkadan falan bağlarım. Son olarak aldığım bir tane pantolon var. Aa, bu arada şunun da fiyatı yine 120 liraydı. Yok, 130 liraydı. Aynı fiyat. Siyah tişörtle. Sonra böyle bir tişört mü? Böyle bir tane pantolonum var. Bu pantolonu ben başta denemeyecektim bile. Beğenmedim. Çünkü yani bilmiyorum. Kalıbı hoş gelmedi gözüme. Annem yine de bir dene dedi. Belki güzel bir beğenirsin dedi. Ben de annemi kırmamak için deneyeyim dedim ve o kadar beğendim ki gerçekten. Şurada fotoğrafı var şu an. Tahminimin. Zaten görmüşsünüz ama yani bayağı beğendim. Bunun için anneme çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki almışım, artık sürekli giyerim diye düşünüyorum bu pantolonu. Bunun fiyatı 560 liraydı. Ve gerçekten hak eden bir parça. Yani bu böyle giy çık ürünü gerçekten. Her şeyle kombinlenir, çok hoş. Rengi falan da çok güzel. Cep detayları da çok güzel. Ve cepleri gerçek yani. İçine bayağı bir şey koyabiliyorsunuz. Ben bunu giydim. Şu buraya da telefonumu koymuştum. Ve aldıklarım bu kadardı. Sadece bir tane daha tişört almıştım. O da yine böyle açık pembeydi ama bir özelliği yoktu. O da X-Mall bedendi. O şu an yıkamadı, o yüzden gösteremiyorum. Onun dışında aldıklarım bu kadar. Umarım bu alışverişle videom hoşunuza gitmiştir. Ben bu alışveriş normalde şort ve bikini bakacaktım ama onlar dışında her şeyi aldım. Onları da artık internetten alırım diye düşünüyorum. Ya da bu videoyu beğenirseniz yine bir alışveriş vlog daha çekerim. Eğer bu tarz alışveriş vloglar hoşunuza gidiyorsa aşağı yorumları yazabilirsiniz. Başka bir video isterseniz de yine beni bilgilendirin yorumlardan. Bol bol su içmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize öptüm. Kendinize iyi bakın.